Kıymetli izleyiciler, Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Yeni bir hayatın içinden programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi diyorsunuz gibi hissediyoruz, Allah'a şükür, hamdolsun. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum. Bugün kıymetli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte diyetisyen ve beslenme uzmanımız Yunus Baş hocamızla önemli bir konuya değineceğiz yine. Sindirim sistemi hastalıkları biliyorsunuz birçoğumuzda belki vardır. Gastrit, ülser, reflü. Değerli hocam, ben de reflü hastalığı var bende de. Evet. Bu konu benim de özellikle üstüne düşeceğim ve merak edeceğim. Size bolca sorular soracağım bir konu. Harika. Sindirim sistemini özellikle en başta mı açıklayalım, sonradan mı? İsterseniz en başta açıklayalım, daha güzel olur. En başta açıklayalım. Bir izleyicilerimiz sindirim sistemi hakkında, ne olduğu hakkında bir bilgi sahibi olsunlar. Ağızdan başlayan bir sistem. Ağızdan özofagus dediğimiz yemek borusu mideye, mideden de ince bağırsak ve ardından kalın bağırsak, en sonunda anüste sonlanan bir sistem. Reflü dediğimiz, gastrit dediğimiz, ülser dediğimiz rahatsızlıklar da midede oluşan rahatsızlıklar. Eğer mide kapakçığında bir problem olduğu zaman yemeklerin özofagusa, yemek borusuna gelmesi halinde reflü durumu oluşuyor. Yine bu yemek borusunda tahribatlar, enflamasyon oluşuyor. Bunlarda da yine özofagus, yemek borusu rahatsızlıkları, yanma hissi, şu göğsümüzün üstünde bir yanma hissi ortaya çıkartıyor. Yediklerimizin ağza gelme durumu ortaya çıkıyor. Yine midede mukoza yapısındaki bir problem varsa, burada gastrit durumu söz konusu oluyor. Eğer ilerleyen mukoza tabakasının altındaki yapıda, bir dokuda, midenin kendi yapı dokusunda bir rahatsızlık olursa, bir yara olursa, bu da ülserleşme. İlerleyen boyutta da bu, eğer ülser tedavi edilmezse mide kanserine kadar gidebiliyor. O yüzden insanlar... İşin başlangıç noktası gastrit yani, değil mi? Bu kişiye göre değişebiliyor. Yani bu bizim uzmanlığımız değil. Biz sadece bu konunun beslenme kısmıyla ilgileniyoruz. Evet. Ama karşılaştığımız durumlar bu şekilde oluyor. Bu rahatsızlıklarla bize çok fazla şikayet geliyor. Gastriti olan çok fazla insan var. Reflüsü olan çok fazla insan var. Mümkün olduğunca burada da izleyicilerimizi bu konu hakkında bilgi sahibi etmeye çalışacağız. Evet. Şimdi hocam, isterseniz önce gastritten başlayalım. Gastritle birlikte gelen neler var vücudumuza? Mesela işte kilo kaybettirir mi örneğin gastrit? Şimdi gastrit şöyle, kişide iştah kaybı oluşturursa kilo kaybına neden olabilir. Çünkü insanlar bir şeyler yemek yediği zaman yanma hissini oluşacağını bildiklerinden dolayı yeme isteğini artık yitiriyorlar. Buna bağlı olarak zayıflama söz konusu olabilir. Ama biz bu kişilerin mümkün olduğunca aç kalmasını istemiyoruz. Aç kalmayacaklar. Midede bir miktar yemek olacak. Çünkü aç kaldığı zaman midedeki asit salgısı arttığından dolayı buradaki tahribata zarar verecek ve bu kişiye yanma hissi olarak yansıyacak. Bu da kişinin yaşam kalitesini, yine yedikleri yemeklerden lezzet alamamayı, işkence haline getirecek yedikleri yemekler. O yüzden mümkün olduğunca beslenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Doğru şekilde beslendikleri zaman çok fazla bu şikayetleri yaşamayacaklardır. Peki diyet yapma konusunda mesela gastriti olanlar çok mu sıkı bir diyet yapmaları gerekiyor, yoksa yavaş yavaş mı yapmaları Şimdi gerekiyor? Şimdi şöyle, kesinlikle aç, az önce dediğim gibi, bırakmayacaklar kendini. Zaten bizim hazırladığımız beslenme programlarında azar azar sık sık beslenme. Mide kesinlikle boş kalmayacak. 2,5-3 saat aralıklarla beslenmelerine dikkat edecekler. Mümkün olduğunca sularını yemeklerle birlikte içmeyecekler. Sıvı besinleri bir anda midelerini şişirmeyecekler. Çünkü mide gerildiği zaman buradaki tahribat yine rahatsız edecektir kişiyi. Azar azar sık sık beslenecekler. Sularını, sıvı besinlerini bir anda yüklenmeyecekler. Eğer kişi su içecekse, yemeklerinden 1 saat, 1,5 veya 2 saat önce olabilir. Yemek aralarında veya yemeklerinden 1,5-2 saat sonra tercih etmesi gerekiyor. Çünkü az önce dediğim gibi mideyi bir anda şişirmek, eğer reflü varsa basınç yoluyla tekrar yemeklerin
özofagusa yemek borusuna gelme riskini artıracağından ve yine gastriti olan kişilerde mide gerginliğini artıracağından dolayı burada tahribata açacaktır ve kişiyi rahatsız edecektir. Evet. Hocam aslında bahsederken sindirim sistemi hastalıkları ve beslenme tedavisi diye bahsediliyor. Evet. Yani beslenmek aynı zamanda bir tedavi yöntemi. Ve dolayısıyla şunu da söyleyeceğim. Sindirim sistemi aslında her dönem değil mi karşımıza çıkan bir rahatsızlık? Yani yeni doğan bir bebekte de var. Yani kişilerde dönem dönem olabiliyor. Strese bağlı yine kişilerde bu tarz şikayetler, mide yanma şikayetleri olabiliyor. Gastrit yine helikobakter yine bir bakteri türü. Bu bakteri türü de yine midede. Daha çok zaten helikobakter pylori'nin vermiş olduğu tahribatla bu rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Stres faktörü bu konuda çok önemli. Kişilerde dönem dönem mide yanmaları söz konusu olabiliyor. Yedikleri burada, yedikleri içtikleri ürünler burada çok büyük etken. Eğer bir sağlıksız bir beslenme varsa bu midede yanma olumsuzluğunu artıracaktır, hissini evet. artıracaktır. Peki bu rahatsızlıklar çoğunlukla böyle yanmayla mı başlar? Yoksa işte ishal olmak ya da kabız olmak sindirim sistemi rahatsızlıklarına işaret midir? Yok, ishal, kabızlıkla herhangi bir gastritin, reflünün herhangi bir belirtisi değil. Bu midede oluşan bir rahatsızlıktır. Eğer yetersiz sıvı alımı, su tüketimi varsa kabızlık şikayeti olabilir yine. Yine posası düşük ürünler tüketmek kabızlık şikayetini arttırır. Zaten mide koruyucu diyetlerde posayı biz mümkün olduğunca azaltıyoruz. Midede gerginlik oluşmasın diye bu tahribatı zarar vermesin, yanma hissi oluşturmasın diye. Bu yine kabızlık şikayeti oluşturabilir posa oranı düşük besinler tüketmek. Burada mümkün olduğunca yine probiyotik ürünler, yoğurtlar olabilir. Bu tarz ürünlerle yine bağırsak aktivitesini artırarak, yine su tüketimini ara öğünlerde tüketerek kesinlikle vücudu susuz bırakmayacağız. Bu yine kabızlık şikayetini artırabilir. Bu şekilde giderebiliriz. Hocam önce ağız dediniz evet. anatomik yapıda, tabloda. Evet, sonra yemek borusuna geliyor dediniz. Doğru evet, mu? Evet, yiyecekler. Evet. Bu silsilede bir başlarsak eğer... Sindirim yediğimiz sindirim ağızdan başladığı evet. için nasıl olmalı mesela? Tüketim nasıl olmalı? Ya çok mu çiğnenmeli iyice, mesela? İyice çiğnenmesi gerekiyor. Yine iyice çiğnenmeyen ürünler midede geldiği zaman yine bu bölgeyi rahatsız edebilir. Gidiş yollarını da rahatsız edecek dolayısıyla. Midede zaten bir hidroklorik asit yapısı vardır. Bildiğimiz kezap yapısına benzer bir yapıdır bu. Mideye biz besinleri çok çiğnemeden bile alsak mide bunları öğütecektir, bir kinuz yapısına dönüştürecektir. Ama tabii ki ürünün tam çiğnenmeden büyük partiküller halinde mideye gelmesi yine hem özofaguzu tahriş edecektir. Yemek borumuzda sert bir ürün batacağından dolayı burada bir tahribat oluşturacaktır. Yine mideye tahribat oluşturabilir. Bunun için yiyeceğimiz ürünleri iyice ağzımızda çiğnememiz gerekiyor. Küçük partiküller haline getirmemiz gerekiyor ki mide çok fazla yük bırakmayalım. Midenin görevleri biraz daha azalsın. Evet. Peki beslenmede ağız temizliğinin önemi var mı? Ağız temizliğinin önemi... Yani yemek borusuna gönderdiğimiz yiyeceklerle birlikte... Yani ağızda yine yaralar oluşturabilir bu tarz bakteriler üremesi halinde. Yine yemek borusu... tahribat oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sindirim ağızda başlar dedik. Ağızda öncelikle karbonhidratlar, amilaz enzimiyle birlikte burada ilk sindirim gerçekleşir. Daha sonra mideye gelir. Midede proteinler yine parçacıklarına ayıklanıyor. Ayrılır. Evet. Daha sonrasında ince bağırsaktan, pankreastan salgılanan enzimler yoluyla proteinler, karbonhidratlar, yağlar en küçük yapı taşlarına kadar ayrılıp ince bağırsaktan kana geçişleri sağlanıyor. Sindirim sistemini genel olarak bu şekilde anlatabiliriz. Çok yemek, az yemek ya da aşırı yüklenmek ya da sık sık yememek. Vücut bunları farklı şekillerde mi acaba mideye komut olarak gönderiyor? Yani işte örneğin çok yemeyen biri, ara ara yiyen biri. İşte şekerleme yemeyin diyorsunuz ya, vücut evet. mesela şeker ihtiyacı duyuyor. Siz bunu yemediğiniz zaman vücut şunu mu diyor? Ya bu bana şeker göndermeyecek. En iyisi ben buradaki yağları depolayayım mı diyecek kendine.
Bunu da merak ediyorum. Yani şöyle, vücudun hiçbir zaman saf şekere ihtiyacı yok. Bizim yediğimiz elma veya yine tahıllar, kuru baklagiller, bunlar bizim karbonhidrat ihtiyaçlarımızı karşılıyor zaten. Hı hı. Yani bizim herhangi bir çikolataya, işte şekerli bir içeceğe, abur cubura vücudun hiçbir faydası yok. Vücudun bunlara hiçbir ihtiyacı yok. Biz tamamen bunu nefsanevi olarak istiyoruz, psikolojik olarak istiyoruz. Yoksa bizim gündelik tükettiğimiz işte çorbalarımız, kuru baklagil yemekleri, meyveler, bunlar ihtiyacımız olan karbonhidratı, yine sütten gelen süt karbonhidratı. Bunlar bizim karbonhidrat ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Yine kilo artışı, kilo alımı bu tarz rahatsızlıkları artırabiliyor. Yine mesela reflü şikayetini artırabiliyor. Reflüyü daha çok kilo fazlalığı olan kişilerde görebiliyoruz. Yine sağlıksız beslenme ile birlikte saf karbonhidratların fazla tüketilmesi, abur cuburların, işte pirinç pilavların, makarnaların, kilo aldırıcı özelliği olan, kalorisi yüksek yağlı yemeklerin tüketilmesi, kilo artışı ile birlikte midede genişleme olacağından, mide kapakçığı ile özofagus arasındaki kapakçıkta genişlemeye ve yemeklerin basınç yoluyla yemek borusuna ve ağızda gelme durumu artıyor. O yüzden reflüsü olan kişiler yine mümkün olduğunca kilo vermesi halinde bu şikayetlerinden bir nebze olsa iyileşebilirler, rahatlayabilirler. Hocam, bu sindirim sistemi hastalıklarında mesela araştırmalara göre 13 ile 49 yaş arasında oldukça fazla kişinin bu durumdan şikayetçi olduğu, 50 yaş üzerinde de neredeyse nadir şikayetlerin olduğu söyleniyor. Acaba bu yeme alışkanlığımızı 50 yaş üzerinde değiştirdiğimiz için mi sebebi? Olabilir. Yani bu konu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Olabilir. Şöyle söyleyebiliriz. Eğer kişiler yaşlılık döneminde beslenmelerini biraz daha tecrübe edindiklerinden dolayı, çünkü genç kişiler bu şikayetler oluşması halinde ne yiyip ne içeceklerini bilmediklerinden dolayı, yaşlılık döneminde bu kişiler ne yemesi gerektiğini tecrübe ettiklerinden dolayı belki bu şikayetlerinde azalma söz konusu olabilir. Şöyle bir durum da var sindirim sistemi, özellikle gastritte, reflüde. Bazı besinler spesifik oluyor. Yani bir kişiyi rahatsız etmeyen ürün farklı bir kişiyi rahatsız edebiliyor. Örnek vereyim. Domates bir kişiyi rahatsız edebilirken farklı bir kişiyi rahatsız etmeyebiliyor. Niçin veya portakal hocam, sebebi veya nedir? Mandalina. Vücudun tepkisi farklı oluyor. Yani her vücudun farklı bir dünya olduğunu düşünelim. Evet. Kimisine vücut, iyi geliyor, evet, kimisine iyi kimisine gelmiyor. Kimisine o ürün midesinde asit salgısını çok fazla arttırıyor. O bölgeyi çok fazla rahatsız ediyor. Kimisine çok fazla etki etmiyor, tesir yani etmiyor. Yani şu doğru değil. Ben şunu yedim, midemdeki reflü geçti. Sen de ye, seninki de geçsin. Evet, yani doğru bu değil. Kişiye özel, spesifik olabiliyor. Dediğim gibi bunu çok fazla karşılaşıyoruz. Biz şimdi konuşacağız bu tarz şikayeti olan kişilerde, gastriti olan kişilerde, reflüsü olan kişilerde, işte mide koruma diyetinden bahsedeceğiz. Ama dediğim gibi bu sayacağımız, söyleyeceğimiz besinler farklı bir kişiye, yine aynı rahatsızlığı olan kişilerin tükettikleri ama ona, o kişiye rahatsız vermediği yiyecekler arasında olabilir. Dediğim gibi bunlar spesifiktir. Bunlar genel hatlardır. Ama kişi rahatsız etmiyorsa bu biraz da deneme yanılma yöntemiyle olacaktır. Kişi bunu tüketecek. Eğer rahatsız ediyorsa tüketmeyecek, beslenme programından çıkartacak. Ama rahatsız etmiyor ise beslenme programlarında kullanabilir, bu besinleri tüketebilir. Hı hı. Peki kızartmalar, kavurmalar, çok sıcak ya da çok soğuk şeylerin zararı var mı hocam? Evet, evet. Özellikle çorbalar, yine çok sıcak çaylar, kahveler. Bunlar yine midede bu tahribata zarar veriyor. Yine baharatlı ürünler midedeki asit salgısını arttırıyor. Bu asit salgısı arttığında da bu bölgedeki tahribata tesir ediyor, etki ediyor ve bu kişiye mide yanması olarak geri dönüyor. Kişiyi rahatsız ediyor. O yüzden çok sıcak, çok soğuk yemekler tüketilmeyecek. Baharatlı ürünler mümkün olduğunca beslenme programından çıkarmamız gerekiyor. Yine yağlı ürünler, özellikle midede uzun süre kalıyor.
Mümkün olduğunca yağı azaltmamız gerekiyor beslenme programımızda. Hangi yağdan bahsediyoruz hocam şimdi? Her türlü yağ. Zeytinyağı mı? Zeytinyağı da. Ondan sonra ya da etlerin içinde olan yağlar mı? Yemeklerimizde mümkün olduğunca zeytinyağı tercih edelim. Ama zeytinyağı bile olsa Bol keseden olmaz. Evet, midede uzun süre kalacaktır. Yemeklerimizdeki yağı mümkün olduğunca azaltacağız. Tercihimiz yağ olsun. Yağı mümkün olduğunca kızartmayacaklar. Yanmayacak yağ. Yine yağ, yağın yanması halinde trans yağ asitleri oluşturuyor ve yine kalp damar hastalıkları riskini arttırıyor. Yine zeytinyağı olabilir ama mümkün olduğunca az miktarda olacak. Çok yağlı olmayacak yemeklerimiz. Yine etlerimiz yağsız etler olacak. Yağsız kısımlarını tüketeceğiz. Et yemeği yaparken üzerine ekstra yağ kullanmamıza gerek yok. Kendi yağıyla pişirmeye dikkat edelim. Kendi yağını zaten salacaktır. Yanmaz yapışmaz tavalar kullanırsak veya ızgara usulü, haşlama usulü kullanırsak kendi yağını zaten yemeğe salacaktır. Burada da mümkün olduğunca yağı azaltmaya çalışmış oluruz. Hocam şimdi sindirim sistemi hastalıkları olanlara özellikle çorba yaparken bile et suyu. Evet. Şeyler var. Tabletler var. Tabletler var. Onlar atılıyor tatlandırsın diye. Bunların zararı var mı? Evet, zararı var. Yine bunların içerisinde koruyucu maddeler oluyor. Tuz içeriği çok yüksek oluyor. Yine baharatlar içerisinde oluyor. Mide asit salgısını arttırıyor bu tarz ürünler. Mümkün olduğunca bunları kullanmayacaklar. Hazır bulyonlar, yine et suları, yine yağlı olacağından dolayı bunları tüketmeyecekler mümkün olduğunca. Bunlar mide yanma şikayetlerini arttıracaktır. Mümkün olduğunca çorbaları da yemeklerle birlikte yerken mide sıvı fazla olduğu için çorbalarda midede yer kaplayacaktır. Şişkinliğe neden olabilir. Çorbalar çok sıcak olmamasına dikkat etsinler. Biraz daha ılısın, bu şekilde tüketsinler. Yine sıcak tüketilen ürünlerde de, midede yine aynı şekilde tam tersi soğuk ürünlerde de midede yanma şikayetleri oluşturabiliyor. Mümkün olduğunca yemeklerin çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat etsinler. Çorba gibi sıvı ürünler tüketirken de yanında çok fazla ürün tüketmesinler. Çünkü az önce dediğim gibi sıvı fazla olduğu için midede çok fazla yer kaplayacaktır ve gerginleşme oluşturacağından dolayı o midedeki tahribata zarar verebilir ve yine hem reflü şikayetini arttırabilir hem de midede yanma şikayetlerini arttırabilir. Yanlış bir tanım mıdır bilmem ama gastrit, ülser ve reflüsü olanlar özellikle mesela acı yedim geçti diyor. Acı şöyle bizim öğretilerimize göre tam tersi mide yanmasını arttırabilir. Acı ürünler. İşte onun vücuduna, dünyasına özel evet, bir çözüm yani çözümü az olmuş. Önce dediğim gibi spesifik olabiliyor. Bazı kişiye iyi gelen bir ürün farklı bir kişiye tesir etmiyor olabilir. Yani rahatsız etmiyor olabilir. Ama biz işte reflüsü olan, gastriti olan, ülser olan kişilere çok acı ürünler tavsiye etmiyoruz. Tavsiye evet, mide, acı çünkü midede asit salgısını artırdığından dolayı yine midedeki asit salgısı arttıkça oradaki bölgeyi yanma hissi olarak bize yansıtacak. Şimdi bende de reflü var evet. Ama ben turşuyu çok seviyorum. Ama ben ketçabı da çok seviyorum. Evet. Çiğ köfteyi de çok seviyorum hocam. Kuru yemişi, zeytini, limonu mesela, ekşi şeyleri çok seviyorum. Evet. Vazgeçemiyorum yani. Benim de sıkıntım öyle. Acaba hani bunların da mesela limonun faydası var mı, zararı mı var? Yani örnek. Limon... Çünkü limonu yer yemez midemiz yanıyor. Şimdi yine limonla mide asit salgısını arttırabiliyor. Yine limon zaten asidik bir yapıdadır. O yüzden mümkün olduğunca asitli ürünler tüketmemeye çalışacağız. Kahve bunları, mesela, sucuk, evet, pastırma gibi evet, ürünler. Evet, evet. Bunlar yine kahve. Hocam tüketmeyeceğiz derken şimdi kesin içeren ürünler. Böyle kesiyor musunuz yoksa az yani mı olsun? Yani şöyle bunu kişiye bırakıyoruz. Yani bir kişi günde İki kahve içer, rahatsız etmez ama üçüncüyü içtiği zaman çok fazla rahatsız olabilir. Eğer kendisini rahatsız etmeyecek miktarda tüketebiliyorsa tüketebilir. Dediğim gibi spesifiktir, kişiye özeldir. Örnek veriyorum, yani ketçap bir kişiyi rahatsız edebilir ama sizi rahatsız etmeyebilir. Evet. O zaman bunu kullanabilirsiniz, bunu kullanmada herhangi bir mahsurunuz yok. Ama az miktarda da kullanıp sizi rahatsız etmiyorsa
miktarını azaltabilirsiniz. Biraz da ama kendi vücudumuzu kendimiz tanıyacağız. Evet, evet. Kendi kendimizi tanımamız gerekiyor. Bunlar kişiye özeldir. Deneme yanılma yöntemiyle, yani bir miktar bakacağız. İşte şu kadarı bana zarar vermiyor. Bu kadarını tüketebilirim. Ama şöyle bir kaşık kaçırdığımız zaman çok fazla bizi rahatsız edebiliyor. Evet. Bu miktarları da kendi kendimize ayarlayabiliriz. Hocam kısa bir araya gidelim. Dinlenelim. Ardından tekrar geri geleceğiz. Kıymetli izleyiciler, diyetisyen ve beslenme uzmanımız Yunus Baş hocamızla sindirim sistemi hastalıklarında beslenmeyi konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle gastriti, ülseri ve reflüsü olanlar reklamlardan sonra burada olsunlar. Değerli izleyicilerimiz, Lale Gül TV'de Hayatın İçinden programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz diyetisyen ve beslenme uzmanı Yunus Baş hocamız. İlk bölümde sindirim sistemi hastalıklarında beslenmeyi konuştuk. Bu bölümde de devam edeceğiz. Değerli hocam, şimdi önemli bir mesele var. Evet. Mide koruyucu diyet diye bir şey var. Öncelikle bu diyeti herkes yapabilir mi? Yoksa sadece gastrit, ülser, reflü ve mide rahatsızlığı olanlar mı yapmalı? Şimdi öncelikle mide rahatsızlığı olan kişiler zaten bu şekilde beslenmek durumunda kalıyor. İster istemez, aksi takdirde şikayetleri artacaktır. Ama bu tarz rahatsızlıkları teşhis konulmamış ama mide yanma şikayeti olan, midesinden rahatsızlık olan kişilerde yine mide koruyucu bir diyet uygulayabilirler. İsterseniz bu diyetin biraz içeriğine girelim. Buyurun. İçecekler sınıfından başlarsak, ıhlamur, yoğurt, ayran bu tarz içecekleri serbest olarak tüketebiliriz. Yasak olarak tüketilmemesi gereken yiyecekler tarafına baktığımız zaman süt, salep, muzlu süt, sütlü kahve bunlar yine süt gaz yapıcı özelliği olabilir ve midede bu bölgeyi rahatsız edebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca sütü ve süt içeren ürünleri beslenme programımızda istemiyoruz çok fazla. Yine boza, kakao, Nescafe, limonata, karbonatlı içecekler yine bunlar mide asit salgısını arttırdığından dolayı. Hazır meyve suları zaten hiçbir zaman istemiyoruz hazır meyve sularının tüketilmesini. Yine alkollü içecekler de yine midedeki rahatsızlıkları arttıracaktır. Et, balık, kümes hayvanları olarak değerlendirirsek bunların haşlanmış fırında ızgara, buğulama usulleriyle herhangi bir sıkıntımız yok ama yağsız kısımları tüketilecek mümkün olduğunca. Yasak tüketilmemesi gereken kısımlarına baktığımız zaman da kesinlikle etlerimiz yağda kızartılmayacak. Dediğim gibi haşlama, fırında, ızgara, buğulama usulleriyle pişecek. Bir de mümkün olduğunca etlerin yağsız kısımları tüketilmeye dikkat edecek. Hocam yaz geliyor. Mangalcılar ne yapacak şimdi? Mangal tüketilir aslında. Mangal güzel bir yöntem. Dediğim gibi o daha önceki programda da söylemiştik. O etle köz arasında bir mesafe olması gerekiyor. Çok yakın olduğu zaman o etin dış kısmında oluşan o siyahlıklar kanserojen etkiler oluşturabiliyor. Bir de köze çok yakın olursa etin dış kısmı bir anda piştiği için iç kısmı çiğ olarak kalıyor. Bu sefer de hijyen açısından problem ortaya çıkartıyor. Yani kızartmaya göre mangal daha sağlıklı bir sistem. Tabii ki mangal ızgara tavsiye ettiğimiz bir ürün. Tavuk olursa derilerini tüketmesinler. Kırmızı et olursa yine mümkün olduğunca yağsız kısımlarını tüketsinler. Dediğim gibi arada bir mesafe olacak. Etlerin iyi içlerinin de iyi pişmesi gerekiyor. Yasak yiyecekler var mı başka yağda kızartılmış haricinde? Yağda kızartılmış yine işlenmiş etler, salam, sucuk, pastırma, kavurma. Bunlar da yine içerisinde koruyucu maddeler içerdiğinden dolayı yine mide problemi olan kişilerde bunları tavsiye etmiyoruz. Evet. Yine gelelim yumurta ve peynir çeşitlerine. Beyaz peynir, dil peyniri, çökelek peyniri bunlar tüketilebilir. Yağsız peynirler olsun. Yasak yiyeceklere baktığımız zaman yumurta ve diğer yağlı peynirler beslenme programımızda istemiyoruz. Koymak istemiyoruz mide koruyucu diyetlerde. Yağlara baktığımız zaman kızartılmış, az önce dediğim gibi hiçbir şey istemiyoruz. Kızartılmış ürünler zaten mide problemi olan kişiler için
felaket bir durum haşlama ortaya çıkartacaktır. Haşlama olabilir, ızgara olabilir, fırında olabilir, buğulama olabilir. Bu tarz ürün, bu şekilde pişirmesini yemeklerin dikkat evet. edeceğiz. Çorbalar, süzgeçten geçirilmiş sebze çorbası olabilir. Buğday unu, mercimek unu, bezelye unu, pirinç, şehriye, yayla çorbası, bu tarz çorbalar olabilir. İstemediğimiz çorba çeşitleri ise hazır çorbalar, tarhana, domates çorbaları, et suyu ile yapılan çorbalar. Yine domates mide asit salgısını artıracak bir üründür. Hı hı. Mümkün olduğunca domates tavsiye etmiyoruz mide koruma diyetlerinde. Yine et suyu ile yapılan çorbalar yağ miktarı fazla olacağından dolayı. Yine az önce dediğimiz gibi yağlı besinler midede uzun süre kalıp bu bölgeyi tahriş edeceğinden dolayı mümkün olduğunca yemeklerimizin yağsız olmasını istiyoruz. Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Domates sevmeyen bir çocuk ileride gastrit reflü ya da mide rahatsızlığına yakalanabilir diye. Yok diyemeyiz. Yani bir kişinin... Yani domates yemeyen bir çocuk var bir biz bilmiyoruz neden yemediğini örnek. Belki de midesi yanıyor. Midesini etki ediyorlar. O açıdan bakarsak olabilir. Yani çocuk belki kendisini ifade edemiyorsa evet. Bu şekilde bir problemi uzmana olabilir. Gösterilmeli yani bu şekilde bir şey yani varsa. Yani belki tadını sevmiyor olabilir. Hemen ilk etapta bir mide problemi var diye düşünmek çok doğru olur. Olmaz. Belki domatesin tadını sevmiyordur ama ilerleyen süreçte yine eğer kendisini anlayabilirsek, baktık dışarıdan gözlemlediğimiz miktarda bir problemi var. O zaman bir doktora, uzman hekime gösterilebilir. Evet. Yine tahıllara baktığımız zaman ekmek, sade bisküvi, pilav, makarna, kuskus, irmik, börek az yağlı fırında olabilir. Erişte, sade kek, bu tarz ürünler az yağlı olmak kaydıyla tüketilebilir. Diğer taraftan yasaklı yiyeceklere baktığımız zaman sıcak beyaz ekmek, yine sıcak ekmekler mide problemleri oluşturuyor, mide yanma hissi bayılırız oluşturuyor. Hocam. Sıcak ekmek deyince bir de arasına durur. tereyağı sürüp, kaymak. Eyvah. Tam hiç istemediğimiz şeylerin bir araya toplanmış olduğu bir öğün olmuş olur bizim için. Sadece sıcak ekmekten kasıt mı bu? Evet, sıcak ekmekler. Yoksa gibi. Yağda problem yok değil yağda mi? Da problem var. Var tabii mı? Yağı azaltacağız. Hocam o zaman şöyle bir soru sorayım. Diyetisyen Yunus Baş hiç tereyağı yemez mi? Tereyağı yiyorum ama bu bahsettiğimiz şeyler mide problemi olan kişiler için evet. bahsettim. Eğer mide problemim olsaydı tereyağı yediğim zaman beni çok rahatsız edecekti. O zaman tereyağı yememi durumunda kalacaktı. Peki hocam iyileşiyor mu bir süre sonra bu rahatsızlık yoksa hayatımızın diğer kalan döneminde böyle yaşamaya devam edeceğiz? Yani diyet listesiyle mi gezeceğiz? Yani bu tedavi süreci bizim konumuzla alakalı değil. Bu doktor, uzman hekimin söylemesi gerekiyor ama kilo fazlalığı olup da işte mide rahatsızlığı, yanma hissi olan kişilerde kilo kaybı ile birlikte bu rahatsızlıklarında azalmalar gözlemliyoruz. Yani daha öncesinde kişi kilolu, hocam işte midem daha öncesinden çok yanıyordu, çok rahatsız ama kilo ediyordu. Verdim artık. İşte reflüm vardı, gece yatıyordum, sabah kalktığımda ağzımda işte yemekler geliyordu şeklinde şikayetler. Kilo verdiği zaman bu şikayetlerde iyileşme, azalma görebiliyoruz. Evet. Yani gidişatı iyi yönde etkiliyor ama tam tedavi uygulama süreci bu uzman hekim tarafından yapılması gerekiyor. Evet. Bakalım kepekli undan yapılmış ekler yine çok aşırı posalı ekmeklerde yine mide rahatsızlığı oluşturabilir. Yine kraker ve kuru pasta, kuru baklagiller, yağlı hamur işleri özellikle poğaçalar. İşte bunlar çok fazla yağ barındırdığından dolayı yine mide problemi yaşayan kişilerde çok büyük rahatsızlıklar oluşturacaktır. Hocam ki her sabah tüketenler var yani poğaçayı, böreği evet, iş yerinde. Yani çok doğru değil, çok sağlıklı değil. Biz mümkün olduğunca daha sağlıklı, Türk tarzı bir sabah kahvaltısı tavsiye ediyoruz. Eğer kişideki üzerinde bir mide problemi varsa bunlar çok büyük problemler oluşturacaktır kişiye. Hocam kilo sebeplerinden biri de çok bu şekilde hamur işleri tüketmesi olabilir tabii mi? Tabii ki. Özellikle erkeklerimizin mesela iş yerinde işte çayla, simitle, poğaçayla, açmayla, börekle zaman geçiriyorlar. Sabah erken saatte işe başlıyorlar. Kahvaltı yapacak bir zamanları olmuyor. Hemen işe gelirken köşedeki pastaneden iki tane poğaça veya işte bir porsiyon börek alıp iş yerinde çayla birlikte tüketebiliyor. Yani bu çok çok fazla
görüyoruz. Kişilerin kahvaltı yapma alışkanlığı kazanması gerekiyor. Yani sabah gerekirse yarım saat erken kalkıp evde yapabilirse, iş yerinde mutfak varsa iş yerinin mutfağında işte peyniri, zeytini, yumurtası olan yine sağlıklı ürünler, sabah kahvaltısında tavsiye ettiğimiz ürünler şeklinde yaptığı zaman çok daha sağlıklı olacaktır kişi. Kesinlikle bunlar hem karbonhidrat açısından hem yağ açısından çok yüksek olduğundan, zengin olduklarından dolayı kilo problemi oluşturacaktır bize. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz sabah kahvaltılarında bu tarz hamur işlerini. Evet, onun haricinde neler var hocam? Evet, gelelim meyve sularına gelelim. Evet, bu da çok önemli. Evet, ekşi olmayan bütün taze meyve suları serbest olarak tüketebiliriz. Ekşi ürünler yine midede asit salgısını artırabilir. Bu rahatsızlıkları artırabilir. Mesela ben bana zarar veren meyve suyunu söyleyeyim. Vişne içemiyorum mesela. Evet, rahatsız edebilir. Vişne rahatsız Hazır ediyorum. Meyve suları zaten kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evde yapabilirsiniz. Kendi taze sıkım. Zaten turunçgiller de tavsiye etmiyoruz. Yine mandalina, portakal, greyfurt. Bunlar da yine mide problemi olan kişilerde mide şikayetlerini artırıyor. Ne tüketecekler hocam? En faydalısı nedir mesela? Yani elma olabilir, armut olabilir, erik olabilir. Yani, elmanın da çeşitleri var hocam. Yani tatlı elma. Ekşi elma var mesela. tatlı elma olacak. Eğer kabukları rahatsız ediyorsa kabukları soyulsun. Tavsiyeniz nedir peki? Rahatsız etmiyorsa kabuklu mu? Kabuksuz. Kabuksuz. Yani rahatsız etmiyorsa kabuklu olsun. Şu zamanda ama, kabuksuz hocam. Ama, evet. ama üstüne çünkü parlatıcı falan sürüyorlarmış. Evet, yani bu tarz duyumlar alıyoruz. Ama kabuğundan da almamız gereken vitamin mineraller var. Posası kabuğunda oluyor büyük çoğunlukla. Mümkün olduğunca iyi yıkanmak. Yıkamadan yemek de bu rahatsızlıklara sebep evet, midir? Evet, şikayet olabilir. Çünkü gıda tarım ilaçları üzerinde kalıntı olarak kalabiliyor. Yine ürünün görselliğini iyileştirmek için parlatıcılar kullanıyorlar. Bu tarz durumlar kimyasal ürün olduğu için de kişileri rahatsız edebiliyor bu sefer. Evet. Bakalım sebze ve sebze sularına bakalım. İyi pişmiş havuç, taze fasulye, pancar, bezelye, ıspanak, kabak, pazı, semizotu, ebegümeci, patates, havuç suyu, domates suyu. Bunları tüketebiliyoruz. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Yağda kızartılmış sebzeler kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Cips, patates kızartması bu tarz ürünlerde, paketlenmiş ürünlerde kesinlikle tavsiye etmiyoruz mide problemi olan kişilerde. Yine bunların yağ oranları zaten söylediğimiz gibi kızartmanın hiçbir çeşidini tavsiye etmiyoruz. Kızartmalar kesinlikle yasak. Bu şekilde bir beslenme düzenimiz olacak. Hocam bu cips türü yiyeceklerde özellikle ebeveynlerin çocuklara örnek olduğunu düşünüyor musunuz? Yani örnek cips tüketen bir ebeveynin çocuğu da cips tüketmeye alışıyor. Yani sadece cips konusunda değil. Eğer anne baba sağlıksız besleniyorsa çocuğu hepsi da muhtemelen. Hepsi örnek teşkil ediyor evet, çocuk evet. için. Yani bakıldığı zaman aile nasıl besleniyorsa sadece beslenme de değil, davranışlar, konuşmalar, her oturmalar, şey. Kalkmalar, her şey. Yani çocuğa örnektir. Boş bir CD kopyalar çocuk, gibi çocuk evet, kopyalıyor bunu. Çocuk her zaman anne babasını taklit eder. Onlardan ne görürse aynı şekilde onları uygulayacaktır. Bu beslenme kültürü de aynı şekilde olacaktır. Ya bakıldığı zaman anne baba kilolu ise çocuklarda da kilolu görebiliyoruz. Aslında genetik olarak kilo almasına sağlayacak bir durum yok. Mesela atıyorum genetik olarak da kilo almasını engelleyen bir durum da olabilir. Ama biz olmadığını varsayarsak anne baba kilolu ise anne nasıl besleniyor ise porsiyonu kendi tabağına örnek veriyorum makarnasını işte bir sebze yemeğini işte bir farklı bir sağlıksız ürün tüketiyorsa kızartmasını ne kadar tüketiyorsa çocuğu da aynı şekilde besleyeceğinden dolayı çocukta da aynı şikayetler aynı kilo problemleri ortaya çıkıyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yapılan araştırmalarda kilolu ailelerin kedilerinin bile kilolu olduğu gözlenmiş mesela. Evet. Yani burada genetik bir bağ var mı? Yok. Yani ama beslenme alışkanlıkları ailenin diğer bireylerinde de yansıtıldığı için o kişi de kilo şikayetiyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden her şeyi genetiğe bağlamamak lazım. Biraz beslenme alışkanlıklarımızla, beslenme kültürüyle de bu işin çok büyük bir ilişkisi hocam, var. Hocam bekliyorum. Ne zaman konuya gireceksiniz diye tatlıları bekliyorum ama evet. Halen tatlılar gelmedi. Şimdi tatlılarda da
Sade pelte, sade lokum, sade akide şekeri, şeker, bal, tanesiz reçel, sütlaç, mandi, hocam bunlar komposto. Bizim repertuarımızda yok, kusura bakmayın yani. Bizim repertuarımızda şöyle, katmer bunlar... var, ondan sonra sütlaç var, künefe var. Evet, bunlar efendim baklava var evet. Örneğin. Bunlar sarmalar var, var da var yani. Evet, yağ oranları çok yüksek oluyor bu tatlıların. Bunlar rahatsız ediyor. Tabii ki tatlıyı biz hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Yani burada saydığımız tatlılar da mesela lokum, sade akide şekeri. Bunları biz sağlıklı beslenmede zaten şekeri çıkartıyoruz. Ama tüketebilir, midesini rahatsız etmez diye biz bunları sayıyoruz. Yoksa bunların saydığımız şeyler sağlıklı anlamına gelmez. Bunlar mide şikayetleri oluşturmayacak besinler diye anlayalım. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Kişiler bu sefer ben akide şekeri yiyebilirim deyip... Tabak tabak bu tarz şekerler yemesinler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Biz İstanbul'da gittiğimiz yerlerde katmer yediğimiz zaman kendim ben rahatsız oluyorum. Mesela evet. Çok sık katmer yemiyoruz yani. Hı-hı. Ara sıra gittiğimiz zaman yiyoruz. Ama Gaziantep'e gittik geçen gün. Bir katmer yedik hocam, ayıptır söylemesi. Yani hiç mideme rahatsız etmedi. Evet. Mesela bir de içinde kullanılan malzemeler de önemli evet, herhalde. Evet, tabii ki kullanılan yağ cinsi, hangi malzemeler kullanılıyor bu çok önemli. Dediğim gibi işte bu deneme yöntemiyle olacak şey. Mesela bir yerdeki ürün sizi rahatsız etmiyor ama farklı bir yerdeki ürün sizi rahatsız ediyor. Halbuki aynı. Aynı ürün. O zaman siz bunu tercih edeceksiniz. Diğerini tercih gideceksiniz katmer yemek için. Gaziantep'te katmerinizi evet, yiyeceksiniz. Hocam. Bayağı bir çaba sarf edeceksiniz. Bu şekilde oluyor. Dediğim gibi spesifik yemeklerde de yine kullanılan malzemeler. Yine baktığımız zaman lezzet verici yiyeceklere bakarsak kavrulmamış un ve sütten yapılmış soslar tüketilebilir ama karşı tarafa baktığınız zaman yasaklı yiyecekler sınıfında baharatlar yine mide asit salgısını arttırıyor. Et suyu, salamuralar, sirke, ketçap, hardal, soğan, sarımsak, çemen, zeytin, kuru yemişler, Hindistan cevizi, limon tuzu, kurutulmuş meyveler bunlar da yine bize problem oluşturuyor mide yanma hissi. Mesela kurutulmuş meyveler derken işte elmalar oluyor bazen, biberler kurutuluyor. Şimdi şöyle meyve olarak değerlendirirsek, şimdi bunlar da spesifiktir. Dediğim gibi bunlar her kişi için olabilecek özellikler değil. Bunlar genel hatlarıyla çıkardığımız şeyler. Evet. Yani mesela bir kuru kayısı, bir kuru üzüm, kuru incir bir kişiyi rahatsız ederken farklı bir kişiyi rahatsız etmiyor olabilir. Evet. Dediğim gibi bunları deneme yanılma yöntemiyle, sizin mesela aynı Gaziantep tecrübenizle ilgili evet. Oradaki ürün sizi rahatsız etmiyor. Diğer farklı bir yerdeki ürün sizi rahatsız ediyor. Veya elma yiyoruz. Mesela genel hatlarıyla portakal. Diyoruz ki işte turunçgiller yemesinler. Mide koruma diyeti olanlar, işte mide rahatsızlığı olan kişiler. Ama kişi diyor ki hocam ben mandalina yediğim zaman, portakal yediğim zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. O zaman yiyebilirsin diyoruz. Yani seni rahatsız etmiyorsa kişiye özel olduğundan dolayı o zaman tüketebilirsin. Sizi rahatsız etmiyorsa bir problemimiz yok diyebiliyoruz. Evet. Bu şekilde mümkün olduğunca beslenme programlarımızı oluşturuyoruz. İzleyicilerimiz de mümkün olduğunca bu şekilde dikkat etsinler beslenmelerine. Dediğim gibi yasak yiyecekler arasında onların rahatlıkla yiyebildikleri yiyecekler de olabilir. Eğer yiyebiliyorlarsa, rahatsız etmiyorlar ise yiyebilirler. Bunda bir sıkıntımız yok. Veya servis yiyecekler kısmındaki bir ürün de rahatsız edebilir. O zaman onu beslenme programından çıkarmaları gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yine güzel programdı. Ağzınıza sağlık. Tekrar ağırlamak isteriz inşallah. Teşekkür ederim. Efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bizim anladığımız kadarıyla Yunus hocamız diyor ki kendi vücudunuzu biraz da kendiniz tanıyın diyor. İnşallah keşfetmek nasip olur. Haftaya yeni bir programda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.